aşk kıvılcımları ortaya mı çıktı yoksa? Tetem. Yalı Çapkın. Mert Yazıcıoğlu ve Afras Saraçoğlu bu kez dizi setinde değil, bu kez doğum gününde bir araya geldiler. Yalnız şöyle Ramazan Demir bir tarafta, Mert Yazıcıoğlu bir tarafta, Afra tam ortalarında ve pasta öfleniyor. Evet. Şimdi böyle özel anlarda hani en çok en yakınını bakarsın, göz teması kurar, el tutmak istersin ya. He. Şimdi burada bir kafalar karıştı. Ya. Burada bir kafalar karışmış. Orada bir doğal tepki mi olmuş? Bir şey unutulmuş mu bilmiyoruz. Bir izleyelim buyursunlar. Allah izleyelim. Allah. Kıvılcımları ortaya mı çıkıyor? Afra Saraçoğlu iki Mert'in arasında mı kaldı? Rating rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde neler yaşandı? Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu dumura uğratan olay ne? Yazıcıoğlu yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun temasına ne tepki verdi? Son dönemin fenomen dizisi Yalı Çapkını gündemden düşmüyor. Yayınlandığı günden itibaren reyting listelerini alt üst eden dizi her sahnesiyle de sosyal medyanın nabzını tutuyor. Ardı ardına yapılan dizi paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil de Mert Ramazan Demir'e taş atarak Yalı Çapkını izleyicisi olduğunu itiraf etti. Kaş göz serisi gerisi söz. İzliyor musunuz, beğeniyor musunuz? Evet, çok güzel dizi. İlk defa bir dizi izledim he. Uzun zamandan beri bir Türk dizisi izledim. Hayır, kaşlar çok ilgimi çekti. Yanlış mı? İlgimi çekmez. Kızların... Ha, bir tane de hizmetçi var orada. Hizmetçi oynayanın da kaşları felaket. İkisini meç yapacaktım böyle. Ama beceremedim, onu çekemedim. Dizinin geçen cuma yayınlanan bölümünde eski sevgilisi Yusuf'un iftirası sonrası Seyran'ın yaşadığı hayal kırıklığı diziye damga vurdu. Eşinin uyguladığı psikolojik şiddetlerine devam eden Ferit ise duvara tosladı. Gece kulübünde evliyken birliktelik yaşadığı Pelin ve başka bir kadınla gazetecilere yakalanan genç çapkın çareyi Seyran'da buldu. Dizideki partnerliklerini yakın arkadaş olmalarına borçlu olan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in frekansı dikkat çekiyor. Demir Saraçoğlu kadar Mert Yazıcıoğlu'nun da yakın arkadaşı. İkilinin arasından su sızmıyor. Geçtiğimiz gün Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yaşananlar bakalım sıkı dostların arasını bozacak mı? Güzel oyuncunun düzenlenen doğum günü partisinde pasta mumlarının üflendiği esnada Demir'in elini tutmak istemesi Yazıcıoğlu'nu şok etti. Yaşadığı şaşkınlığı mimiklerine yansıtan Yazıcıoğlu'nun halleri dikkatlerden kaçmadı. Bu tatlı temas yakın arkadaşlarının akıbetinin ne olacağını sorgulatırken röportajlarında Afra Saraçoğlu'nun setine gittiğini söyleyen Mert Yazıcıoğlu set ziyaretlerini daha çok sıklaştıracak gibi duruyor. İki kere gitmiştim oldu, ben zaten biliyorsun çok set sevmiyorum. O yüzden bir iki kere gittim geldim. Çok, çok güzel gidiyorlar valla, maşallah. Şimdi beden dilinde böyle içgüdüsel hareketlerde bulunabilirsin. Şimdi kutlama yapılıyor, alkış kıyamet, hop eli buraya attı, kız arkadaşı buraya attı, el boşlukta. Mert'e, evet. Mert'e yapıyor. Mert'in o anda onun elini tutacağını hissetti, öyle düşündü ama Mert o sırada tabii aklı Mert'te. Yapamadı ama sanki öyle gibi gözüktü ve herkes aynı yorumları yaptı. Yani arkada sevgilisi de var bir tarafta yanında. Hı. Ve çocuğun da yüzü düşüyor orada, çaktırmamaya çalışıyor ya. Ama... Afra'nın ben bu hareketi bilinçli yaptığını düşünmüyorum ya. Ya sen de Allah aşkına ya. Sen de Pınar ya. Bir dakika anlatayım sonra anlat, ben bir söyleyeyim. Anlat. Kendi şeyimi, bakış açımı anlat izledim ya. Çünkü gördüm. O sırada Afra o kadar mutlu ki düşünsenize doğum gününüz. Yani afiyet olsun, nasıl bir iç işte. Ne var ya? Adam susamış. İçi yanmış. Ya içimi yaktın be. Ama nasıl bir iç İçimi yaktın, ne yapayım ya? Aranızoz gelse bir son. Evet olsun. Yani tamam. Şimdi ay konudan şaşırdık. O sırada hep o kadar uğraşıyor biliyor musun? Hep benle, derdi benle. O sırada o kadar mutlu olmuş ki ondan sonra hem çok eğleniyor hem düşünsenize doğum gününde iki tane sevdiğiniz insan, birisi başarıyı yakaladığınız partneriniz, diğeri hayatı paylaştığınız erkek arkadaşınız. Yani bence bu olay fazla samimiyetten kaynaklanmış bir durum olabilir. Yani ben burada bir art niyet arayamam açıkçası. Yani onlar Mert'le
inanılmaz iyi bir samimiyet ve arkadaş olduklarını düşünüyorum. Ve ayrıca da aralarında çok bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani sanmıyorum, öyle bir durum yok. Ha, ama erkek arkadaşı açısından baktığım zaman da şöyle bir durum söz konusu. Kıskanması normal. Yani şimdi bir düşünsenize. Ben de. Madem bir şey yok niye kıskanıyor? Neden ama içine doğuyor? Ama şundan kıskanıyor. Neden? Şimdi bak şöyle düşünün. Şimdi diyelim ki benim erkek arkadaşım. Diyelim ki Didem. Benim partnerim burada. Benim veya nasıl söyleyeyim rahatsız olması, ona benden fazla ilgi gösterirse rahatsız olurum. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bu doğum günü Mert'in doğum günü olsaydı. Heh. Oradaki diziyi paylaştığı bir kız arkadaşı olsaydı. Yanında da Afra olsaydı. O kıza elini böyle yapsaydı. Evet. Nasıl değerlendirecektik durumu? İşte, nasıl yani, değerlendirecektik? Nasıl demeyecek miydik kız, yani? Yani? Tabii ki yanında insan, kız insan arkadaşı kıskanabilir. Var. Yani. Ne oluyor diyebilir. Ama ben öyle onların değerli samimiyetine veriyorum açıkçası. Yani ben bunda art niyet aramam. Yani bir başka tabii ki bir fazla ilgi gösterirse diğer arkadaşa tabii ki sorun olabilir. Tabii ki karşı tarafı kırar ve üzebilir. Ama ben yine de Afra'nın bunu tamamen mutluluktan ve o günün heyecanından dolayı yaptığını düşünüyorum. Ya herkesin günah yapabileceği yorumu yapıyorsun. Pınar Eliçe'ye daha böyle radikal bir yorum yapmak yakışırdı. Hayır neden? Herkes ne yapacaktım ben? Bak şöyle söyleyebilirdin. Bu kız bu çocuğa abayı yakmış. Ama diyemem ki. Niye diyemiyorsun? Neden gördün? Ama diyemem. Ama kızın erkek arkadaşı var. Elini böyle neyi yapıyor? Görüyorum? Elini böyle yapıyor. Ya ne demek böyle o? Yapıyor tamam. Neden o yapıyor? Boşta ne bunu. Bazen bazı şeyler ne hissedersin ama şartlar uygun değildir. Ama ha, belli edemezsin. Bak, içine atarsın bak, ama bak ne kadar doğru vücudun söylüyor ve beden dilin bazı şeyleri ele verir. Bir de bana diyorsun ki niye su içiyorsun? İçimi yakıyorsun bu yorumlarında. Ben burada böyle bir şey seziyorum. Bilmiyorum. Sizi bilmiyorum. Ya bu söylediklerinle hakikaten. Sizce yani beden dilinde çünkü orada bir destek isteme ya, var. O bir ben, refleks denen bir olay refleksi var. Refleksi niye yanındaki sevgilisine yapmıyor? Bu kız ya bu çocuğa. Ya ister istemez düşünsenize şu an bu kız sevgilisinden daha çok Mert'i görüyor ya. Bu kız yapmayın. Bu çocuğa abayı yapmış. Düne kadar Mert mi vardı? Düne kadar Mert yoktu ama şu an tamamen işlerine konsantreler. Bu kız bu çocuğa abayı yakmış. Ya yakmış. Yok Bilal Beyciğim. Peki Mert Yazıcıoğlu niye soğuk davranıyor Afra Saraçoğlu'na? Acaba Mert Ramazan Demir'in varlığından mı rahatsız oldu? Neden ya ne Afra alakası Saraçoğlu, var? Neden Afra Saraçoğlu orada mumu üflediği zaman şeye dönmüyor, Mert Yazıcıoğlu'na dönüp de sarılmıyor sevgilisine? Niye birbirlerini öperek tebrik etmiyorlar? Neden öyle bir hareketten izlemiyor? Oğlu neden oradaydı? Neden oradaydı? Doğum günü yani. Gelecekti tabii ki. Yani konu manken olarak mı oradaydı? Sevgilisinin yanındaydı. En mutlu günündeydi. Sevgilisi Afra'da hem sevgilisi hem en yakın arkadaşı Mert'le ve sevgilisiyle olmak isteyebilir. Şu an zaten peki sana daha büyük bir bomba vereyim. Son zamanlarda çok fazla gitmeye başlamış sete Mert. Niye? Mert o da bir oyuncu. Neden gidiyor? Neden sevgilisinin setine bu kadar sık gidiyor? Ya kıskanıyor olabilir diyorum. Kıskanmış olabilir. Ama insanlar yani hisseder ya bazı şeyleri. Kadın da hisseder, erkek de hisseder Pınar. Ay yapmayın ya. Pınar hiçbir şey hissetmiyor. Ya Pınar sevgilisi olsa elinden kaçırır yani ya. Pınar, ne yaparım? Vallahi. Sevgilin olsa uçan gider adam senden ya. Hakikaten öyle ya. O kadar nasıl kolay mı? Yok ya bırakılırım ya. Bırakılırım. Kolay bir kadın mıyım ya? Hayır ya, ama yani. Beni bir tanıyan bir tanımayan. Pişman. Gözünü dört açsana ya. Niye açayım dört ya? Bana ne? Ne açacağım? İsterseniz 14 açayım. Bu devirde hem de ya. Ya yok yapmayın. Şimdi hiç böyle şey yapmayalım böyle içlerini bulandırmayalım. Bak, peki yarın bir gün aşk haberleri çıktığı zaman sorarım ben size. Aşk haberi çıksın. O zaman farklı konuşacağım. Aşk haberi çıksın. Çünkü bak, bir şeyler var gibi ama. Ay yapma Didem. Hayır olmuş bir şey yok, bir ilişki olamaz aralarında zaten, bundan bahsetmiyorum. Şu an bir ilişkisi var kızın, ona yanlış yapmaz. Bu içgüdüsel başka bir şeyden bahsediyorum. O zaman sen bu ilişki yakında biter mi diyorsun? Çatırdan mı? Vallahi bir de şöyle de bir durum var. Erkekler kadınlarının ön plana çıkmasına hep rahatsız olurlar. Kim olursa olsun bu böyle. Kadın biraz daha öne çıksın. Şeyi geride kalıyor ya. Tabii hemen kompleks yaparlar. Afra Saraçoğlu'na kim filan koyabilir ya? Ne oldu şimdi? Ya? Mert kim ön plandaydı. Aşk 101'den beri Mert daha ön plandaydı. Şimdi Afra bu diziyle... Afra Saraçoğlu'na kim fren yaptırabilir? Mümkün mü ya? Kız basmış gaza gidiyor ya. Evet.
Bir de vallahi estetiksiz. Afra'nın yolu çok açık. Estetiksiz. Çok açık onun bütün, yolu. Bütün kadın oyuncuların suratlarında 3 tane 4 tane estetik var. Afra Saraçoğlu'nun yüzünde tek bebek estetik yok. Çok güzel bir kız. Yani sen nasıl doğduysa söyle, kendine güvenen bir kız. Doğal güzellik. Doğal güzellik. Söylemişler, sormuşlar onunla, yüzünüzde estetik var mı diye. Hayır demiş, hiç yok. Hiç yok. Bak, bu yanaklarına bakın nasıl şiş. Evet. Nasıl şiş yanaklı oynuyor. Şiş yanaklı oynayan bir oyuncu göstersenize. Bu kız, bu kız istisna. Hepsi aldırıyor buraları. Bu kız istisna. Çünkü hem güzel hem yetenekli. Bu bir istisna. Mesela Hande Erçel'i Bilal Özcan ne diyor? Diyor ki güzel. Ama diyor yetenek yok tartışırız. Yani oyunculuğu yok diyor yok, ama güzel. Bana göre yeteneksiz. Yani. Bana göre öyle yeteneği mesela, yok. Fazla bir şey öyle çıkaramaz kendini. Mümkün evet. değil. Yaz dizisinden öteye geçemez kolay kolay Hande Erçel. Şimdi yine yaz dizisinde oynayacak. Drama oynayamaz ama. Bir drama da oynayamaz. Onun için teklif gelmedi. Evet sadece romantik yapımcılar komedi. Yapımcılar bilmiyor mu? Ama Afra Saraçoğlu öyle değil. Biraz önce gülüyor, biraz sonra ağlıyor kız. Yani müthiş, gözleriyle oynuyor. Gözleriyle oynuyor. Bu çok önemli. İşte, oyunculukta en önemli şey. Göz. Zaten ilk ben eğitim alırken de bana onu öğretmişlerdi. Gözün o, bütün duyguyu verebilmeli yani o an yaşadığın hüznü, coşkuyu, gözlerin mutluluğu. Güzel, ve yüzünde ve yüzünde neşter vurdurmadan evet. oyunculukta zirveye çıkmaya hazır, az kaldı yani hazır. Yok değil. Bu dizi müthiş oldu zaten. Bütün evet. oyuncular, tecrübeli oyuncuların hepsi takdir ediyor bu çok. Dizideki verilen emeği. Helal olsun. Son bölüm senaryosu mesela dün izledim şeyden YouTube'dan. Helal olsun ya. Hamle üzerine hamle yapıyor senarist ya. Dizi akarken bir bakıyorsun yeni bir senaristi şey koyuyor kim? Ortaya. Kim yazıyor ayıp daha oldu doğrusu? Şimdi. Ayıp oldu sordum. Ya. Cevap veremiyoruz. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri ama düzenlendi senaristi. Gülseren Budayıcıoğlu genel anlatıyor. Maya. Bir sayfa, bir A4 anlatır Gülseren Budayıcıoğlu ondan yeter. Ondan sonra onu hikayeleştirmek tabii. önemli olan. Tabii tabii. Yani helal olsun. Hamle üzerine hamle yapıyor. Bölümün içinde yapıyor bunu. Müthiş. Mehmet Barış Gün gelmiş. Mehmet adını Barış da geçirelim Güngel. Senaristten bahsediyoruz. Çünkü tabii, çok önemli bir çok şey önemli. Senarist çok, yani çok, burada. Çok 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 düzenliyor. Güzel. Yani sadece hikayeyi olduğu gibi kullanmıyor. Bütün yani. Oyuncular da çok güzel aksiyon oluyor. Katıyor. Kazım Bey yine döktürdü karakter. Kazım karakteri evet. yine döktürdü. Oyuncu seçimi de çok, çok güzeldi. Başarılı. Ve Halis Bey'le bakın mesela bu bölümde şeyi gördük. Halis Ağa var ya evet. Yalın'ın sahibi bu şeyin dedesi Ferit'in dedesi Hattuç halayla gençlik aşkıymış onlar. Halis aile Hatice Hattuç hala Kazım'ın halası gençlik aşkıymış. Aa, buluştular. Tabii buluştular Eyüp'te. Eyüp'te o şeyde yukarıda. 40 yıllık aşkmış onlarınki ve çıkardı Halis Ağa yakut bir bileklik hediye etti. Aa. Tabii tabii 40 yıllık aşkı bu dedi bunca yılın keşkesini koydum bu kutuya. Kabul edersen beni çok mutlu edersin dedi. Çok değerli bir yakut bileklik. Ne kadar romantik bir çok adam. Güzel ya çok güzel ya, ve burada Türk sinemasında Türk sinemasında Türk dizilerinde görmeyi özlediğimiz hasret kaldığımız iki yaşlının aşk hikayesini ne şahit olduk bu Hollywood'da ya. Biliyorsun çok yaşanır böyle şeyler evet. olur Hollywood sinemasında harika bir şey bunu da koydular diziye ya harika sadece bu gençlerin aşkı değil. Aynen. Sadece Z kuşağının aşkı değil. Çok fazla fan da var bu arada birlikte olmalarını isteyen Afra ile Mert'in. Yani aslında gerçek hayatta da. Mert Yazıcıoğlu'na haksızlık oluyor ama Mert Ramazan Demir'le aşırı yakıştırıyorlar ve uyumlu buluyorlar. İzleyici tabii gözünde başka yaşıyor seyirci bunu. O duygu fazlasıyla geçtiği için ve aralarındaki samimi diyaloglar. Mesela oyuncu hani repliklerini ezberlemiş de konuşuyor gibi değiller. Normal günlük konuşma tonunda konuşuyorlar birbirleriyle. Ya Seyro ya diyor ona abe diyor evet. onu falan. Tam bir yöresellikle modernliği karıştırmışlar ama çok güzel bir iş olmuş. Mert bir şey söyleyeceğim. Hiç sıkmadan izleyici. Mert niye böyle kendi yüzünü kapatıyor? Ne yapıyor böyle kapatıyor o doğum günü şeyinde? Nerede? Böyle kapatıyor orada kapatmış. Şöyle bir hareket rol ediyor. Çalmak istemiyor herhalde. Ne rol kapatıyor çalmak öyle istemiyor yani? Herhalde. Böyle bir mahcubiyet. Yani orada ikinci şey. Planda kalmak istiyor. Bence o yani. Mert Yozcuoğlu'nu çekin, şeyi çekin. Bak bak. Seyran'ı çekin. Yani doğru olanı yapıyor şey bence. Mi? Daha çocuk ya. Hadi canım sen de nereden çocuk çıkıyor? Aynı yaş grubu hepsi ya. Bu ya? Neden? Mert öyle dedi. Mert Ramazan değil mi? Evet çocuk daha. Gözden düşürmeye çalışıyor bak. Ya yok niye bu gözden evlere, düşürmeye çalışıyor? Çocuk hareketler falan hiçbir. Evet öyle yani. Çocuk hareketler 15 yaşındaki çocukların hareketleri onlar. Beğenmedin yani.
Ne bileyim ben? Ya adam erkek be, erkek. Koca adam, koca erkek. Ya bütün koca herkes erkek. Aynı. Her koca erkek hayran Allah aşkına olgun erkek olur çocuk mu yani? Ya, ne koca 15 ya. Yaşındaki akla sahip olan koca erkekler var. Kaşlarına çocuk takmışlar ya. Onu. Mehmet Ali Erbil kaşların diline dolamış. O kaşlarını öyle diye. Ya İspanyollara değişik. Benziyor mu çocuk? Türklerden çok İspanyol, İspanyol havası İtalyan var. İtalyan mı? Mardinli mi yoksa? Sen bütün gördüğün esmerleri ben Mardinli'ye benzetmem. Bak gece peki. Kulübünde, gece kulübünde kızlar asılıyorlar. Ama Bilal Beyciğim bir şey söyleyeceğim. Heh. Martı kaştan iyidir. Aynen Martı. Ne yani? Sen İbrahim Tatlıses'e gönderme mi yapıyorsun? Ya yok Bilal Beyciğim. Martı kaşlar var ya böyle. Ondan iyidir. Peki bu arada yani estetik...